Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Birkaç gündür işe Bolat traktörle gidip geliyorum. Gittiğim yol ise buradan iş yerine 8 kilometre. Git gel 16 kilometre yapıyor. Bir haftadan fazla gidip geldim. Yani 3 günü günde 2 defa gidip geldiğim oldu. İşte Bolat BM20. Buradan benim evin oraya gidiyor. Araç garajdan çıkıp bu yol geçemediği için uğraşmıyorum. Zincir taksam, zincir kopabilir. Koptuğu zaman da aracın kaportalarına, ABS'sine falan hepten zarar verir. Bolat traktör varken buna gerek kalmadı. Çoğu arkadaşların yorumları oldu. Bazıları kabin dediler. Kabin zaten sipariş vermiştik, yetişmediği için, boyanmadığı için, yani karda yağınca bir türlü getiremedik. Traktör de yeni gitmişti zaten. Hemen gider gitmez hemen ardından ne oldu? Kar yağdı. Aracı da çıkaramayınca artık traktörü de kendime satmış oldum. Evet, Bolat FM20 traktörü görüyorsunuz. Önden disk frenli, arkadan kampanalı, yani arka taraf tofaş oluyor, diferansiyeli, şanzımanı 4 vites tofaş oluyor. Ön taraf, bu taraf ise hepten Bolat'ın. Buradan iş yerine kadar yol 8 gidiş 8 geliş 16 kilometre. Depoyu, dükkanda full dedim litreyle tamamen. Jeneratörü almaya mı, bir kere telefonu unutmuştum, kayboldu sandım. Ben de yoldan bulabilirim diye geldim. Kaybolmamış meğer, evde unutmuşum telefonu. Orada full dedim mazotu. Buraya geldim. Burada zaten bu yolda araziye takıyoruz. Bu uzun rampayı arazide çıkıyorum. Zincirsiz geldiği için. Babamın arabada işte aşağıda duruyor. Bakın zincirli yine. Zincirli bile zor çıkıyorlar. Şimdi ise kar erimeye başlamış. Hemen hemen zincirsiz çıkabilirler bu şekilde. Görüyorsunuz. Burayı ise Bolat traktörle çiğnemiştim. Kar erimesi zor olacak. Bu yüzden henüz Aysercan'ın birçok köyü yükseklerdeki yerleri açılmadığı için grader kepçe gönderemiyorlar. Yağdığı zaman gelmişti. Ne kadar yakıt yaktı diyorsanız, geldim gittim fulledim tam 1 litre, yani azıcık bir şey daha az yaktığını gördük. Neyse ki motor yeni, bir de yollarda kar olmadığı zaman git gel 16 kilometre de daha az yakabilir. Görüyorsunuz gayet güzel bir yol tutuşu var. Araç konforunda şu anda hız göstergesinde baktığımız zaman kaç yapıyordu? 46 mı? 54 mü? 54 müydü? 54 galiba. 54 km yapmıştık. Buna şanzıman belki 5 vites olsa belki daha fazla gider ama gerek yok. Bunlar tarım aracı. 40 km 40-50 arası, yani 40 km bile olsa gayet normal bir hız, bunlara yetiyor. Önlerde süspansiyon olduğu için, bir de direksiyon tekerlerden döndüğü için herhangi sizin elinizde herhangi bir tahrik çarpma falan olmuyor. Yani arabayı nasıl sürüyorsanız aynı öyle hissediyorsun, taksi gibi. Neyse, kanalımda başka ne demişti, Eysol'dan şikayet ettiler, yorumlar oldu, bir sürü yorum. Benim bunun için bir şey yapmama gerek yok çünkü Bolat firması, kanalımı takip edenler var, sahip bile takip ettiği oluyor. Hemen Eysol konusunda bir sürü yorum yapmışlar, hemen Arke'ye başlatıyorlar, çalışma başlatacaklar, gerekirse bana video gönderecekler bu çalışma üzerine. İnşallah. Ben de dedim ki Eysol'un kendisini istiyorum dedim. Hem takarız, hem test ederiz, hem video yaparız. Burada arkadaşlar, kanalımda sizler çok önemlisiniz. Video paylaştığımız zaman
birçok insanın önerisi oluyor. Öneriler sayesinde daha kaliteli traktör üretimi oluyor. Daha kaliteli, yani firma, müşteri memnuniyetini, müşterinin isteğini, müşterinin önerilerini bizzat sizler sayesinde görmüş oluyor. Her neyse, fiyat konusuna da değinince 1.4x4 traktörün bildiğime göre, yani bir arkadaşın dediğine göre 0.1 traktörün 4x4 280.000 TL. Mesela hangi traktör derseniz, hatta 240'ı diyelim. Evet, 0.280.000. Burada 75.000 olunca, yani piyasa bir anda yükseldi. TL bayağı değer kaybetti. Bu yüzden demir zammı, her şeyin, yani üretilen her maddenin, her malzemenin hemen o zaman mecburiyetten zam yapıyorlar. Böylece aracın fiyatına yansıyor. Bunda yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Belki yarın kabinini getiririm. Yani camlı olacak. Fazla kabin olmayacak, camlı. Camlı derken burada cam oluyor, üstü kapalı oluyor, yanlar açık oluyor. Tente tipi diyelim. Niye böyle kalıyor derseniz, bu tenteyi istediğiniz zaman sökebilelim diye. İstediğimiz zaman mesela fındıklığa falan dar yerlere gireceğiz ama sökersiniz. Fındık işleri bitince geri takarsınız. Bu şekil olacağı için böyle kalacak. Yarın inşallah gidip alacağız. Ondan sonra bir de traktörün devrini vereceğiz. Borcunu kapattım. Hayırlısı inşallah. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.